Hemoroid. Evet. Evet. Hemoroid, bu da yine damarla ilgili. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme, özellikle makattaki damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme nedeniyle artık buradaki doku sığmaz olur. Kısmen memeler oluşur vesaire. Hemoroid günümüzde artık 3 ile 6 yaşındaki çocuklara kadar indi hocam, hemoroid hastalığı. Bebeklerde bile görülür duruma geldi artık, kabızlık yüzünden. Evet, çok ağır. Yani yanlış besleniyor. Bizde mesela Tayland'da yeni doğan bebeğin ağzına biber sürülür. Oo. Acı ağrısın diye. Evet. Bizde de lokum sürülür, tatlı şeyler verilir. Yanlış. Biz doğuştan çocukları kötü alıştırıyoruz. Evet. Onlar doğuştan acıya alıştırıyorlar. Acı alışırsa artık yavaş yavaş acıya devam eder. Biz tatlı şeylere alıştırıyoruz, zarar veriyoruz. Tatlı damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye sebep olur. Yani tatlı olan her şey tehlikelidir. Bundan 100 yıl önce bir ortalama bir kişi günde, yılda 30 gram şeker tüketiyordu. Yani 100 yıl önce. Şimdi günde içmiş olduğunuz bir kutu kola da 30 gram zaten. Günde 30 gram. 100 yıl önce hocam insanlar yokluktan şekeri yiyemiyordu. Şimdi var oldu. Şeker artık herkes çok çabuk, çok rahat şekilde tatlıya ulaştığı için de önüne gelen tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, tatlı yiyelim, mutlu olalım gibi birçok halk efsanesiyle yemeye başlıyor ve bu sırada da tabii hastalıklar meydana geliyor. Tatlı tehlikeli, kemikleri eritir, hafızayı zayıflatır, damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye sebep olur. Kalp krizine, beyin kanamasına sebep olur. Dişleri çürütür, kemikleri zarar verir. Asidoza sebep olduğu için kandaki kalsiyumu emer. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye sebep olur. Yani çok yan tesiri var. Bağırsaktaki mantarın beslenmiş olduğu madde nedir? Şeker, glikozdur. Evet. Yani bu antibiyotik, antihistaminik, antidepresan kullanan herkes de bağırsaklarına mantar yerleşir. Hı hı. Kimyasal ilaç kullanır. Mantar var da çoğalır. Mantarı besleyen iki şeydir. Bir, tatlı. İki, kimyasal ilaçlar. Evet. Tatlı ve kimyasal ilaçlar mantarı azdırır. Mantar çoğalırsa ne olur? Mantarlar zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler üretir. Bu toksik maddeler bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa ince bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. İnce bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamazsa ne olur? Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem, bir sürü hastalık buradan kaynaklanır. Evet. İşte yanlış beslenme nedeniyle damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme oluyor. Evet. Artık makadı kapayan kaslar sığmadığı için bir kısmı meme şeklinde dışarı çıkıyor. Evet. Önce, hocam şunu da sormak istiyorum. Acı dediniz ama acıya alıştırmalı diye. Hemoroidin en büyük düşmanı acı ve baharatlardır. Yani hemoroidi olan bir kişi hasta acı yediği zaman veyahut da baharat yediği zaman, baharatlı yiyecekler tükettiğinde hemoroid kısmı daha çok kendini dışarıya veriyor. Evet, yani acıdan değil. Şimdi aşırı tatlı ve et yer insanlar. Tatlı ve et. Yani hayvansal besinler ve un mamulleri. Şekerdi, baklavaydı, börekti, çörekti. Bunlar damarı sertleştirir. Acı damarı sertleştirmez. Acı damarlara zarar vermez. Acı zararlı değil. Acı faydalı. Yiyebiliyorsa yesin. Tamam, problem hani yok. Acı bilindiği kadarıyla bağırsakları çalıştırıyor ve acı, hazmı çabuk kolaylaştırıyor. Tuvalete çıkma ihtiyacımızı ilaçtır, ilaç. Karşılıyor ama bazı acı şimdi damarları çalıştırıyor. Yani bağırsakları çalıştırıyor vücudu, daha doğrusu. Temizler, aratır, vücudu temizliyor ve tuvalete çıkmamızı da sağlıyor acı. Ama bir yandan da hemoroidi olan bir hasta acı yediğinde tuvalet ihtiyacını karşıladığında o zaten sertleşmiş damarı da ondan dolayı. Şimdi damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme, aşırı hayvansal besin, aşırı un mamulleri yani şeker içeren şeyler yemiş. Evet. Onda zaten hemoroid var. Ondan dolayı rahatsız veriyor. Eğer ki hemoroid tetikleyen sebep değil o acı. Hemoroid kişinin olan bir insan acı yerse zarar görür. Aşırı hayvansal ve un mamulleri yemesine kadar. Anladım hocam. Şimdi hemoroid devre devre, en son devre artık kanamalı. Dışarı çıkar, içeri girmez. Makatta artık orada kalır. Evet. Ameliyat olursa da riziko çok büyük. Ameliyat olduğu zaman ne olur? Buradaki kaslar, sfinkter denen kapatıcı kas,
kasın siniri kesilirse ama kadın ameliyat sırasında yanlışlıkla olabilir. Oluyor. Olmuş da arıyorlar. Vatandaş diyor ki dördüncü defa ameliyat olmuş. Evet, hemoroidin tekrardan yanlışlıkla fazla. Ne oldu? Vatandaşın makadındaki makadı kapayan kaslardaki sinir kesilmiş ve defacetini tutamıyor. Bana diyor ki aramış. Şimdi defacetimi tutamıyorum. Dördüncü defa ameliyat oldum hocam. Önce söyleyecektin bana diyor. Ameliyattan önce çok kolaydı. Şimdi ameliyat olmuşsun, sinir kesilmiş, makadın defacetini tutamıyor. Altını bezliyor. Oo. Dedim doktoruna git, o benim işim değil artık. Yani o ayrı bir şey. Nasıl kestiyse öyle diktin. Benim işim değil. Şimdi mesela memeli çekmiş adam da girmiyor. O kadar büyük, ilerlemiş. Evet. Yani kanıyor, perişan. O problem değil, tedavi edilir. Nasıl? Mesela çoban çantası. Çoban çantasıyla ilgili Profesör Doktor Korada, Profesör Doktor Takaki, iki Japon ilim adamı yapmış olduğu araştırmalarda çoban çantasının birleşimindeki etken madde polipeptit, sararmış solmuş bu eski ürün, yeni ürün yeşildir. Hı hı. Kan basıncını düşürür çoban çantası. Bir, Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Wagner, Alman asıllı iki profesörün de yapmış olduğu araştırmada da çoban çantasının birleşimindeki polipeptit hemoroidi önler. Klinik araştırması var. Hmm. Japon ve Alman ilim adamları yapmış olduğu araştırmada hemoroide karşı sadece hemoroidi değil, çoban çantası. Bazı bayanlar çok ağır ve yoğun adet görür. Evet. Yoğun ve ağır adet görmeyi önler. Bazı bayanların rahim kanaması olur. Evet. Rahim kanamasına karşı etkili. Bazı insanlarda kalın bağırsakta ülseratif kolit, yara olur, kanar. Ülseratif kalın bağırsak kanamasına karşı etkili. Mide kanamasına, her türlü kanamaya karşı etkilidir çoban çantası. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışmamız var. Çoban çantası forte. Evet. İç kanamalara, hemoroid kanaması olsun, rahim kanaması olsun, kalın bağırsak kanaması, ince bağırsak kanaması, mide kanaması. Evet, hemoroid ve çoban çantasını evet, kullanmayı öneriyoruz.